Ne oldu Kara Meryem? Neden imzalamıyorsun? Son anda cayacak mısın yoksa? Ben verdiğim sözü tutarım Vahit. Umarım sen de aynı şeyi yaparsın. Ha, ondan hiç kuşkun olmasın. Birol, sana tekrar sormak zorundayım. Bu şirkette senin de hakkın var. Emin misin? Siz neye karar verirseniz benim kabulümdür Meryem Hanım. Açıkçası bu şirket içinde siz olmadan umurumda bile değil. Sadakatin gözlerimi kamaştırıyor Birol. Bravo sana. Keşke bağlılığını öz amcanla babana da gösterebilseydin. Sevgi ve sadakat kan bağı gözetmiyor amca. Keşke babam ve sen de bunları hak edecek bir şey yapmış olsaydınız. Sana da bravo yenge. Ne güzel, nefret dolu bir çocuk yetiştirmişsin. Senden ebeveynlik dersi alacak değildim. Hadi şu anlaşmayı imzalayalım da artık çek git hayatımızdan. Hay hay. İnan benim de tek istediğim şey bu. Benim bu anlaşmayı imzalamak için tek bir şartım var Meryem Hanım. Söyle Biro. Türkiye'yi terk edeceksin. Bir daha da geri dönmeyeceksin. Asla. Ne olursa olsun. Şartım bu. Kabul etmiyorsan anlaşma da yok. Tamam ya. Kabul ediyorum. Bence makul bir anlaşma oldu. Yazık. Olan Şevket'e oldu. Keşke başından kararınızı verseydiniz de müstakbel eşiniz de yanınızda olsaydı. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk anneciğim. Hayırdır kızım, ne bu surat? Kötü bir şey mi var? Bir tahminde bulun istersen. Ertan. Ne istiyor Allah'ın cezası? Para. Para istiyor. Buradan gidecekmiş. Bizi rahat bırakacakmış. Onun için benden para istiyor. Yani istediğini vermezsem de huzurumuzu bozabilirmiş. Öyle dedi. Yüzsüz köpek. Fatih'in haberi var mı? Yok, yok. Daha söylemedim. Aman olmasın, iyi. Çocuğun başı belaya girmesin. Yani zaten bu şirketin durumundan yeterince canı sıkkın. Sen nereden biliyorsun onu? Dün akşam söylediniz ya kızım. Ay doğru. Kafa gitti bende. Zeynep. Bak sen bu Ertan pisliğine kafanı takma yavrum. Ben halledeceğim. Nasıl halledeceksin anne? Vereceğim istediğini. Defolup gidecek. Ama anneciğim... Aması maması yok Zeynep. Yani Allah'tan parayla çözülebilecek bir sorun bu. Ha, benim sana bir şey söylemem lazım. 1-2 saat önce bir pisliği daha hayatımızdan çıkardık. Vahit mi? Vahit. Zeynep, sen haklıydın anne. Yani bizim şirkete falan ihtiyacımız yok. Bizim huzura ihtiyacımız var. Verdim istediğini, gitti. Yani sen şimdi her şeyi... Yok yok. Ben sadece şirketi verdim. Şahsi servetim duruyor. Yani Ertan'a da istediğini vereceğiz ve çıkartacağız hayatımızdan. Sen merak etme yavrum. Her şey yoluna girecek.
İnşallah. Kaldı Zeynep. Aşkım. Neredeydin? Annemin yanından geliyorum Fatih'ciğim. Başka? Yani anneme gittim. Onunla konuşmam gerekiyordu çünkü. Çünkü? Fatih sana ne oluyor? Hayatım sen benden bir şey mi saklıyorsun? Hayır, senden hiçbir şey saklamıyorum. İzin verirsen anlatacağım. Tamam, anlasana. Ertan geldi. Buralardan gidecekmiş. Ya bize ne Ertan'dı? O herif senin yanına niye geliyor? Niye konuşmak istiyor? Anlamadım ki. Fatih'cim sakin olur musun lütfen? Amerika'ya gidecekmiş. Gitmek için de benden para istedi. Yuh yani. Yani bu kadar haysiyetsiz mi bu adam? Tamam, sakin. Onun nasıl bir adam olduğunun bir önemi yok bizim için. Önemli olan gidiyor olması. Gidiyor aşkım. Yani kurtuluyoruz ondan. Sen de o yüzden annene gittin. Para istemek için değil mi? Sana mı gelseydim Fatih? Bu kadar olan şeyden sonra sen bin tane şeyle uğraşırken senden nasıl bunu isteyebilirim? Ertan benim geçmişim yani, o benim meselem. Hayatım. Bana geleceksin tabii. Seni ilgilendiren her şey beni ilgilendirir. Senin meselen benim meselem. Annem şirketi Vahit'e vermiş. Ne diyorsun? Gerçekten mi? Artık Vahit de yok. Ertan da yok. İnanabiliyor musun? Allah'ım çok şükür kurtulduk. Meryem Ana'nın ellerini öpeceğim. Önce beni öp, ben ikna ettim onu. Zeynep. Hı. Ben sana çok teşekkür ederim. Neden? Benden bir şey saklamadığın için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Müzik